Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili ikizler, bu ay gezegeniniz Merkür ay boyunca retro harekette olacak. Bu nedenle biraz daha dikkat etmeniz gereken bir ay içerisindeyiz. Akrep burcunda başlayacak bu retro hareket 4 Ekim'de. 10 Ekim'de terazi burcuna doğru gerileyecek ve ay sonunda 25 Ekim'de 16 derece terazi burcunda retro hareketi sona erecek. Ancak gölge etkileriyle de düşündüğümüzde ay boyunca Merkür'ün retroda olduğunu söyleyebiliriz. Eğer doğum haritanızda Merkür retro ise sizi çok önemli etkilemeyecektir. Ancak ileri bir Merkür'ünüz varsa bu ay özellikle iletişimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Zihinsel enerjiniz biraz geriye dönük olabilir. Geçmişin etkileri özellikle gündemde olabilir. Bu dönemde zihinsel olarak biraz yavaşlayabilirsiniz. Zaman zaman günlük hayatınızda iletişimle ilgili sorunlar olabilir. Merkür iş alanınızda, günlük hayatınızı etkileyen alanda retro hareket yapacak. Kullandığınız araç, gereç, elektronik araçlardaki problemler. Beraber çalıştığınız kişilerle veya yanınızda çalışan yardımcılarla aranızda bazı sorunlar, evcil hayvanlarınızla ilgili oluşabilecek bazı sağlık sorunları, bunun yanı sıra kendi sağlığınızla da ilgili bazı problemlere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Virüslerle ilgili, bulaşıcı hastalıklarla ilgili problemler de daha fazla gündemde olabilir. Soğuk algınlığı size etkileyebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bu ay Güneş ve Venüs 23 Ekim'e kadar terazi burcunda olacak. Dolayısıyla sizi sosyal açıdan etkileyen, hoş enerjiler veren bir evde, aşk hayatınız, duygusal hayatınız, çocuklarla olan paylaşımlar oldukça verimli görünüyor. Yaratıcılığınız yüksek boyutta, Venüs burada sizi destekleyecek. 23 Temmuz'a kadar iş ve özel hayatınızda, hobilerinizde, sanatsal çalışmalarınızda bu yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Bazı sosyal toplantılara, organizasyonlara katılabilirsiniz. Ayın ilk 10 günlük devresi, özellikle 4-12 Ekim arası gökyüzünde Güneş'in Plüton, Uranüs'le yapacağı sert etkileşimler ve hemen ardından 8 Ekim'de oluşacak Dolunay. Bu Dolunay önemli bir Dolunay çünkü ay tutulması meydana gelecek Koç burcunda. Çok yüksek, biraz sert, gerilimli enerjilerin olduğunu gösteriyor. Sizin sosyal hayatınız, grup çalışmalarınız, iş projeleriniz, gelecekle ilgili hedeflerinizle ilgili alanlarda Uranüs'ün etkisiyle bazı istem dışı beklemediğiniz ani durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar yakın bir arkadaşlarınızla da ilgili olabilir. Direkt sizi etkilemese bile yine dolaylı olarak bazı etkiler ortaya çıkarabilir. Sevgili ikizler, bu nedenle bu ay iki tutulma yaşayacağımız için çok da fazla önemli bir karar vermemek gerekiyor aslında ya da plan yapmamak gerekiyor. Çünkü bu planlar bizim isteğimiz dışı aniden değişebilir. Çevremizde oluşabilecek bazı etkiler nedeniyle. Evet, Mars Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bu özellikle ilişkiler ve işbirlikleri alanında biraz daha efor sarf edebileceğinizi gösteriyor. Ancak partneriniz, karşınızdaki kişi, yakın arkadaşınız, ortağınız zaman zaman çok agresif de olabilir. Bu nedenle bu enerjiyi dengelemek gerekiyor. Bunun yanı sıra daha girişken, daha hevesli ve enerjiniz de yüksek olacak ay boyunca. Spor yapabilirsiniz, seyahatlere çıkabilirsiniz. Özellikle ayın ortasından itibaren 12'sinden sonra 12-15 Ekim arası gökyüzü daha keyifli görünüyor. Bir plan yapabilirsiniz, sosyal bir organizasyon, bir tatil, bir seyahate çıkabilirsiniz. Yeni konular, yeni anlaşmalar da gündeme gelebilir. Ancak Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Bu dönemde yeni bir konuya el atmadan önce aslında eskileri gözden geçirmek, yarım kalmış işleri tamamlamak daha doğru olacaktır. Çünkü gözümüzden kaçan detayları ve hataları daha rahat bulabiliriz. Ve ay sonuna doğru geldiğimizde 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçecek, Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Artık biraz daha işimiz,
sorumluluklarımız, görevlerimiz, çalışma hayatı ön planda oluyor. 24 Ekim'de Boğa Akrep Burcu'nda güçlü bir yeni ay var. Güneş tutulmasıyla meydana gelecek. Bu güneş tutulması belki de çalışma koşullarınızda, günlük yaşamınızda bazı radikal değişimler ortaya çıkarabilir. Etkileri tutulma zamanı ortaya çıkabileceği gibi önümüzdeki 6 aylık bir sürede de bunlar ortaya çıkabilir. Hazırladığımız tutulma videolarını lütfen izleyin. Çünkü sizi nasıl etkileyeceğini orada biraz daha ayrıntılı anlatmaya çalıştık. Evet, bu güneş tutulması sabit etkili bir tutulma. Etkileri çok daha kalıcı olacaktır. Kariyerimizi etkileyecek bazı yeni başlangıçlar yapabiliriz. Yanımızda çalışabilecek kişiler, iş planları, organizasyonlar. Ancak sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızla ilgili konularda da ortaya çıkabilecek problemleri yine ay sonunda da çözüme kavuşturabileceğimiz şartlar olacaktır. Çünkü ayın sonu en azından 27'si ve 29'u arası gökyüzü keyifli. Neptün'ün Venüs ve Güneş de yapacağı olumlu açılar destekler alabileceğimizi, yardımlar alabileceğimizi gösteriyor. Biraz daha manevi ve ruhsal enerjiler gündemde olacak. 26 Ekim'de enerji gezegenimiz Mars artık Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçecek. Mars'ın Oğlak burcuna geçmesi biraz daha parayla ilgili konularda daha fazla çaba sarf edebileceğimizi gösteriyor. Evet sevgili ikizler, ayın geneli böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izleyin ve tutulma videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.